Osmanlı Devleti, diğer adıyla Devlet-i Aliye-i Osmaniye, dünyanın gördüğü en büyük imparatorluklardan birisi. Üç kıtaya hükmetmiş büyük bir imparatorluk. En geniş sınırlarına 1683 yılında ulaştı. Türk tarihinin en önemli devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti, zaman zaman deniz aşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu gücünün doruğunda olduğu 16. ve 17. yüzyıllarda 3 kıtaya yayılmış ve Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı egemenliği altına almıştı. Gelelim şimdi bu büyük devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatına. Osmanlı Hanedanı'nın atası olan Osman Gazi, Oğuz Türklerindendir. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi 1299 yılında Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı Beyliğini kurmuştur. 1281 yılında Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey 90'lı yaşlarda vefat etmiştir. Birçok tarihçinin ortak noktada buluştuğu görüşe göre Kayı Beyliği'nin beylik görevi değişme süreci barışçıl olmamıştır. Beylik görevini üzerine alabilmek için Osman Gazi yakınlarıyla taht mücadelesine girişmiştir. Beylik mücadelesinin sonunda Osman Bey galip gelmiştir. Osman Bey, Oğuz töresine uygun olarak Kayı aşiretine bey olmuştur. Osman Gazi 1280'lerden 1300'e kadarki süreçte beylik sınırlarını korumuş ve bağımsızlık süreci için önemli adımlar atmıştır. Osman Gazi ilk olarak 1283'te İnegöl Tekfuru Nikola ile yaptığı Ermeni Beli Muharebesi'nde yenilmiştir. 1284'te Osman Bey ve kuvvetleri bir saldırı düzenleyerek Kulacahisar'ı ele geçirmiştir. Bu ele geçirilen ilk kaledir. 1286'da ise Osman Bey ve Bizanslı İnegöl Tekfuru ile Karacahisar Tekfuru'nun kuvvetleri arasında Domaniç Muharebesi yapılmıştır. Bu savaş sonunda Karacahisar Osman Bey'in eline geçmiştir. Ardından devam eden yıllarda Bilecik ve Yarhisar kaleleri Osman Bey tarafından ele geçirilmiştir. 1298-1299 yıllarında Turgut Alp, İnegöl Kalesi'ni kuşatıp kalenin ele geçirilmesini sağlamıştır. 1299 yılında Osman Bey, Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlığını ilan etmiştir. Osman Bey, 1301 yılında Bursa'ya yakın bir yerde yeni şehri kurarak saltanat merkezini buraya nakletmiştir. Osman Bey, 1302 yılında Koyunhisar Muharebesi'nde Bizans ordusunu mağlup etmiştir. Savaş neticesinde İznik ve İzmit yolu Osmanlı'ya açılmıştır. Silah arkadaşlarına dirlik hakkı olarak Gündüz Bey'e Eskişehir'i, oğlu Orhan Bey'e Sultan Ünün'ü, Hasan Alp'e Yarhisar'ı, Şeyh Edebali'ye Bilecik'i ve Turgut Alp'e İnegöl'ü vermiştir. 1308 yılında başlayan fetih akınlarıyla ilk olarak İznik-İzmit yolu üzerindeki stratejik Karahisar ele geçirilmiştir. 1313 yılında Mekece, Akhisar ve Gölpazarı Osmanlı'nın eline geçmiştir. Osman Bey 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey'e bırakmıştır. 1324 yılında Osman Bey Bursa'nın fethini görmeden vefat etmiştir. Osman Bey babasından 4800 kilometre kare olarak aldığı toprakları 16000 kilometre kareye çıkarmıştır.